Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Decathlon'da satılan Forklaz seyahat kilitini tanıtacağım. Hadi buyurun. Bu ürünün bu tarihi itibariyle fiyatı 35 lira, menşei ise Tayvan malıdır dostlar. Ürünümüz ambalaj olarak bu şekilde geliyor. Bakın şu klipserinden şöylece kurtaralım ve şu malzemelerini şöyle kenara bırakalım. Bu ürün seyahatlerinizde çantanızı kitlemek ve çok amaçlı kullanım için üretilmiştir. Örneğin kask, çanta, çadır, bisiklet, snowboard, kayak ve buna benzer malzemelerinizi kitlemek için dizayn edilmiştir dostlar. Ürünün gövde malzemesi akril, onitril, bütaditen, sitren malzemeden, halatı ise çelikten üretilmiştir. Kilidimiz 3 kademeli şifreleme sistemine sahip. Halat uzunluğumuz ise 74 santim, halat kalınlığımız ise 1,5 milimetredir dostlar. Ve halatımızın dışı PVC kaplamadır. Kilidimizin sağ tarafında ve sol tarafında iki tane düğme bulunur. Bir tanesi siyah düğme halatı uzay kısaltmada kullandığımız bir çeşit fren mekanizmasıdır. Bastığımızda içine doğru kendisi halatı tamamen içine sarar. Bıraktığımızda da fren yapmasını sağlar arkadaşlar. Sağ taraftaki ise bakın şöyle bastırarak çekmemiz gerekir. Yoksa Yerinden çıkmayacaktır. Sağ taraftaki kırmızı düğme ise kilidimizi açıp kapayan düğmedir. Açarken mecburen zaten buna bastırıp çıkarmamız lazım ama yerine oturturken ister sertçe bastırın yerine otursun isterseniz de daha kolay olsun derseniz düğmeye basın yerine oturtun ve bırakın kitleme işlemi tamamlansın arkadaşlar. Şimdi burada kitlendikten sonra bakın şu düğme çalışmıyor ve halat. E bir miktarda olsa gelse de bundan daha fazla gelmiyor. Kilitlemesini göstereyim size. Arkadaşlar bakın şöyle halatı çektim ve yerine oturttum ve şifresini şöyle karıştırdım. Artık bakın düğmeye bastığımız zaman kilit açılmıyor ve böylelikle de kilidimiz çalışıyor arkadaşlar. Kilidimizi açacağımızda ne yapıyoruz? Bakın şifresini, belirlediğimiz şifreyi Getiriyoruz 00 ilk e, geldiğindeki şifresi. Daha sonra şifreyi değiştirmeniz gerekir. Belirlediğiniz şifreyi getirdiğinizde bakın artık kilit açılıyor arkadaşlar. Belirlediğiniz şifrede tam tepe noktasındaki şu çizgi hizasında olması gerekir. Bakın bir şifre değiştirdiğimiz zaman artık kilit açılmıyor. Tekrar 00 yaptığımızda da kilit açılıp kapanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi halat uzama düğmesi bakın kilit açırken çalışır ama kilit kapalıyken bu düğme çalışmaz arkadaşlar. Peki yeni şifremizi nasıl belirleyeceğiz? Şu düğmenin üzerine şöyle bastırdık, çıt ettiğini duydunuz. Şimdi istediğimiz bir şifreyi yapalım buna. Ne yapalım? 77 yapalım ve tekrardan şu kilidimizin ucunu şöyle çıkaralım. Kitleyelim. Şifreyi karıştıralım. Bakın Kilidimiz açılmıyor. 7-7 yapalım. Ve kilidimiz böylelikle yeni şifresine kavuşmuş oluyor dostlar. Şimdi kilidin arka yüzünü çevirdiğimiz zaman ne çıkıyor karşımıza? Yakışıklı güzel bir logo çıkıyor. Bir de model numarası çıkıyor. TSA 007 diye. Ee, bakın şurada bir kilit mekanizması var. Ee, bu paketin içinde böyle bir anahtar ya da bir e, bunu açacak kapayacak bir sistem çıkmıyor. Dehkaptan'a gittim sordum. Oradaki görevliler de bir şey bilmiyor. İnternet sitesinde de bununla ilgili bir detay yok. Benim tahminim bu. Şifreyi unuttuğumuz zaman şifreyi sıfırlamak için kullanılan bir çeşit anahtar arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Ben bunu ne için aldım? Ben bunu kayak ve snowboardlarımızı kitlemek için aldım. Kayak merkezlerinde çok yoğun olduğu zamanlarda arkadaşlar bazen Kayaklar karışabiliyor. Elbette ki çalınma ihtimali de oluyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla kayanızın ya da snowboardunuzun yanından ayrılabilirsiniz dostlar. Şimdi arkadaşlar bir de e, örnek kitleme yapalım. Bakın e, snowboardumu ve kayağımı getirdim. Bakın şöyle bir merdiven korkuluğu var. Merdiven korkuluğuna... mi? bak bağlamadan şöyle geçirip kitlememizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Bir de kayağı bağlayalım. Bakın şöyle bağladık. Şimdi kayakta snowboard gibi e, bağlama bağlayacak bir halka yok. Dolayısıyla şu kısımdaki e, şu setlere halatı gergin bir şekilde tutarak bağlarsak böylelikle ayağımızı buraya kitlemiş oluruz ve dolayısıyla da yerinden çıkmaz olur arkadaşlar. Çıkarması da bağlaması kadar pratik. Kırmızı düğmeye basıyoruz ve böylelikle işlemimizi bitiriyoruz dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın dostlar.